Herkesin odasını bugün hep benim bilmece videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün aküsü bitmiş bir ofrat aracımız var. Bunu çekeceğiz arkadaşlar. Hikaye tadında, roleplay tadında olacak. Olayımız şöyle: ben dün akşam geldim işte buraya, bağ evine geldim, hafta sonu dedim böyle bir yatayım falan diye düşünüyordum. Kankam bile ne olsun, ben gece gel, biraz da kafam başım ağrıyor, tamam mı, gece geleyim şu arabanın aküsünü bitireyim. Nasıl mı? Işığı uçuk açık bırakmışım. İçerideki var ya ışığı, onu açık bırakmışım ve bu yüzden aküsü bitmiş. Aküsü bittiği için de yapacak bir şey yok dedim. Şehre gideceğiz. Biz çekiciyiz biliyorsunuz. Çekici işimiz normalde çekici. Biz gideceğiz şehirden. Çekicimizi alıp geleceğiz. Kendi aracımızı çekeceğiz. Ya dün şurada dağlarda falan bizim arkadaşlar, bak karşıda bir tane kulübe var. Ta orada bir kulübe var, görüyor musunuz? Oradaydık. Akşam manga falan yaptık falan derken geldim, sonra bağ evinde kalayım dedim. O tabi biraz da başım ağrımıştı gecenin ilerleyen saatte geldiğim için. Işığı açık bırakmışım ve maalesef akümüz bitmiş. Ne yapacağız? Bay evimizde burada traktörümüz var. Traktörümüze bineceğiz. Şehre gideceğiz. Şehirden çekicimizi alıp geleceğiz. Arabamızı çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak kanka. Bu arada evet, sesimi değişikliğini fark etmişsinizdir kankalarım. Mikrofon aldım. Mono marka bir mikrofon aldım. Hilmi abinin kullandığı mikrofondan. Bakalım bundan sonraki videolarımızda sesimiz böyle olacak. Umarım beğenirsiniz. Hafiften gelişiyoruz, gelişmişken dedim. Zaten uzun süredir has kadro biliyordur. Mikrofon almak istiyordum. Sesim nasıl? İyi mi? İnşallah iyidir. Mikrofon almak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Gittim güzel bir gel buradan. Ali Bey de buradan teşekkürler. Yardımcı oldu biraz. Gittim gel buradan. Bir Mono marka mikrofon aldım. Model neydi? Unuttum. M422 mi öyle bir şeydi. Neyse videosu bassam bakarım. Açıklamada zaten ekipmanlarım kısmı var. Ekipmanlarımdan bakabilirsiniz. Oraya da ekleyeceğim bunu büyük ihtimal. Yeni mikrofonla ilk video diye bakalım. İnşallah sesimi beğenirsiniz. Sesi ayarlayamadım tam. Oturtamadım. İnşallah çok fazla beni bastırmıyordur oyunun sesi. Yani ayarladım elimden gelince. Hilmi abi yardımcı oldu sağ olsun. Geldi. Discord'da ekran açtım. Baktı ve yardımcı oldu. Hilmi abi kim mi? Hilmi Şahin. ETS2'nin medarı iftiharı. Umarım hoşunuza gider. Bundan sonraki seslerimiz böyle olacak. Aslında ilk canlı yayında gösterecektim. Geçen gün açtım, canlı yayında yapacaktım. Yani öyle canlı yayında açacaktım. Ama Forza yetiştiremedim. Biraz maddi bakımından biraz daha böyle bir almışken iyisi olsun dedim, tamam mı? Almışken böyle en iyisi olsun. Hani en iyisi olsun tabi isterdim de en iyisi değil de miktarımın yettiği kadar, bütçenin yettiği kadar almışken iyisi olsun dedim. Bu yüzden biraz eksiğim vardı. Onu da biriktirdim. Sonra gittim Mono marka aldım kankalarım. Umarım ses güzeldir, beğenmişsinizdir. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Ses nasıl? Benim sesim. Bu video test amaçlı olduğu için hani şey yapıyorum açıkçası. Eğer sesimi daha yüksek, yani benim sesim yüksek geliyor, oyunun sesi az geliyorsa yazarsanız bunu dengeleyeceğim. Size bırakıyorum. Bu videonun bütün yorumları okumaya çalışacağım. Hafta sonuna gelecek büyük ihtimal. Aynen. Ben bunu şimdi stok atlı, yani stok çekiyorum açıkçası. Paylaştığımda, eğer pazar günü paylaşıyorsam stok değil, tamam mı? Bak açıkça söyleyeyim. Pazar günü paylaşıyorsam, ya pardon, pazar ya da pazartesi, iki günden birinde paylaşıyorsam stok değildir. Çünkü geçtiğimiz hafta yani bu işte cuma gününe kadar olan süreçte bayağı yoğun bir çalışma içerisindeydim. Bu yüzden biraz yoğun geçti kankam da. Biz bu traktörle şehre gidene kadar var ya kaç saat geçer ha? Abo, biraz yavaş almışız. Traktör nasıl ama? İyi değil mi ya? Dur şöyle yapayım. Daha hızlı gidiyormuş gibi gözüksün. Böyle derinlik efekti verdiğimizde daha hızlı gidiyormuş gibi olur. Spor arabalarında bakın hep ön cam böyle çok ileridedir böyle. Bombeli bir cam vardır. Neden? Daha hızlı gittiğini görmek için böyle hani. Oyunlardır böyle hızlı gidiyormuş gibi. Ses nasıl ya? Onu söyleyeyim bana, tamam mı? Bak bekliyorum. Dakika 4. Bu dakikada herkesi bekliyorum. Ses iyi olmuş veya kötü olmuş, şunu şöyle yapsan daha iyi olurdu falan diye yorumlarınızı bekliyorum kankalarım. Bu video önemli. Eyvah lan. Abo, önümüze bakmazsak ne olur? Gördüğünüz böyle kaza olur. Önümüze bakmıyorum çünkü şeyi arıyorum. Ben garaj nereye seçmiştim lan? Şuradan şöyle gidelim de. Garaj neredeydi ya? Ulan roleplay'de kendi dükkanını kaybeden koca yürekli Ferhat abi yazacak olan Mustafa'ya ve şu ana kadar dakikayı 4. dakikaya kadar, 4.5. dakikaya kadar izleyen has kadroma selamlar olsun. Aha burada garajımız. Şurada şöyle dönelim. Şurada traktör hiç götürmeyeyim, şimdi uğraşmayayım. Traktör burada kalsın. Daha sonra gelirim, traktörü buradan alırım.
Ben zaten burası bizim dükkan, depo. Depo dedim yani, yedek parçacıyız biz zaten. Ama ayrıyeten bazı günlerde böyle şeye çıkıyoruz. Çekici olarak görev yapıyoruz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Traktörden hiçbir şekilde araçtan inemediğimiz için şöyle hızlıca tava basaraktan traktörden çekiciye geçeceğim. Şöyle çaktırmayın kankalarım. Şöyle arabamızı çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle dinelim. Çekicimize bindik. Dostlar gününüz nasıl geçiyor ya? Ulan mikrofonu en sonunda aldık var ya, mutluyum harbiden ha. Bayağıdır istiyordum çünkü hani harbiden artık kanal 65K'ya yakın bir şey oldu. Yani 65K'ya yaklaştık. Dedim ki biraz bir şeyler eklemeliyim artık. En sonunda ilk olarak mikrofondan başladım. İnşallah yakın bir zamanda demeyeyim de yani kısa bir süre içinde yeni bilgisayarı da toplayabiliriz. Bu kurları nasıl yapacağız bilmiyorum ama ben bilgisayar almaya niyetleniyorum. Dolar yükseliyor. Dolar yükseldikçe de benim işler iptal oluyor. Zorlaşıyor. Ulan vitesi 3'e gir. Anam arabanın vitesini 3'e takamıyorum. Taktım be. Biraz zor oldu ama 3'e taktım en sonunda. Vay arkadaş. Şu vites yeri yuvasından çıktı. Tamam artık son zamanları. Diyor ki artık beni at diyor yani viteste yani. Yeni vitesi yap diyor yani. Orhan abiden de geldi parçalar. Yakında yayınlara başlarız gibime geliyor. Şöyle bir piyasaya deli bir makine sokma zamanı geldi beyler. Haberiniz olsun. Çok yakında efsane şeylerle Ferhat Aydın YouTube channel'da, YouTube kanalda yeni direksiyon. Eyvah. Ulan efsane çılgın şeyler diyecektim. Aşağı atlıyordum be. Bu arabayla da böyle zorlamasın. Bak vitesi 3'e düzgün sokarsam sıkıntı yok ama sert sokarsam girmiyor. Vay arkadaş. Şöyle. Ulan önümüzü göremiyoruz ki. Nereden girecektik la biz? Yanlış yerden mi geldik? Ne yaptık? İnşallah yanlış yerden gelmemişimdir. Galiba yanlış yerden geldim beyler. Bakmak istiyorum. Bakayım. Yok daha doğruymuş be. Daha ilerideymiş. Araba çalışmadan vitese soktum. Bu yüzden biraz hasar aldık. Çekici roleplay'lerini seviyorsunuz mu kanka? Böyle videolara devam edeyim mi? Bak bu aralar her videoda bunu soracağım. Çünkü istenmeyen videolar artık yapmayacağım. Böyle sıkılan tarzı senaryoları yapmayacağım. Size bırakıyorum. 2 gündür roleplay tadında geliyor. Yani dün köy evine eğer dün izlediyseniz onun devamını yapalım mı? Veya bunun devamını yapalım mı? Bu dakika işaretle yaz kankam. Ben de dikkat edeyim buna göre. Devamı gelsin veya kalsın diye. Bu tarz videolar aslında iyi oluyor. Sohbet tadında oluyor. Şimdi diğer videolar hani bu zincir olsun ne bileyim. Ulan geri kafayı kaldırdık. Vay arkadaş. Şöyle dönelim. Anam istop ettik. İyice şey olmaya başladık he. Aha. Zeliha Tuncel video sırasında abone oldu. Abi bu arada dostlar kanalıma abone değilseniz abone olup like atarak yorum yaparak destekleyebilirsiniz. Bunlar benim için çok önemli. Umarım yaparsınız kankam. Hadi bakayım. Şöyle. Ulan bu yoldan biz bu arabayla gidilir mi lan? Önümüzü görmüyoruz ki. Vallahi görmüyoruz ya. Nasıl deli gibi arabayı zorluyoruz. Ben nereye çıkmaya çalışıyorum ya? Hadi bakayım. Vay arkadaş. Siz olun. Bu yollara bu arabayla girmeyin. Tamam bu ne lan? Bir şey açıldı. Level bilmem ne açıldı. Aa bu yeni mi geldi? Yeni bir şeyler gelmiş galiba. Ulan aküm bitecek zamanı buldun ya. Hadi bakayım şöyle dönelim. Nereden şuradan dönelim. Şöyle dur. Bu arabayla buraya girilir mi ya? Eyvah ben şeyi unuttum ya. Vinci unuttum. Vinci takmayı unuttum. 2 dakika takarım. Ya da onu da gösteririm size. Şu yeni gelen Vinci modu. Herkes soruyor zaten. Size de göstermiş olayım. Kankam modlara giriyorsun. Tamam bak modlara. Repo'dan yani modda şuradan. Arattır şu modu. Bu ne diyor? İnternet bağlantısı sınırlı kon.
Vay be, böyle bir şey mi geldi? İlk defa gördüm. Oraya görüyorsun kankam. Şuraya winch yazıyorsun yani şey tarafına. Repo'dayken. Tabi burada bulmuyorum. Burada bir winch tarzı bir şey olması lazım. Neyse, o winch'i indirdikten sonra şu an bulamadım nasıl bir şey olduğunu. Nasıl yok be? Şu an çok acil lazımsın bana. Olmadı aslında. Neyse, sonra şurada araç konfigürasyonunda body de miydi? Uplift, left lift midir ne? Oradan şu winch kısmından working winch ha. Bak şunu repo'ya yaz. Bunu indir. Sonra sinyali açtığında sol sinyali açtın. Pardon. Sağ sinyali açtığında bak uzuyor, görüyor musun? Bu şey yapıyor işte. Arkaya bağlamamıza ne sebep oluyor? Şöyle önce açacaksın. Bu şimdi şey o ama. Önce açacaksın kankam iyice. Sonra yanaşacağım. Şurada şöyle yapalım da. Bakalım nasıl olacak. Yeni mikrofon gözümün önünde. Alışana kadar biraz zaman alacak. Şu arabayı salacağız, biraz geriye doğru iteceğiz büyük ihtimal. Çünkü bayıra geldik. Bayıra gelmesi kötü oldu. Araba dengesi olabilir. Dengesi olduğu için de ufak tefek kazaları sebep olabilir yani, onu söyleyeyim. Artık o kadar da ölecek. Yapacak bir şey yok. Bu böyle indirsin tamamen. Hah, tam yerindeydi, helal olsun. Şimdi şu diğer araca binelim. İnşallah efendimizde çalışır, geriye doğru iter diyecektim ama şurada ufak bir destek olacağız gibi, yapacak bir şey yok. Olmadı. Şöyle. Şöyle. Dur bakayım. Şimdi burada sen duracaksın, tamam mı? Sabit. Ben seni bağlayacağım bir oraya. Buradan oraya çeker mi ki acaba? Neresine bağlı? Aa, şuraya bağlayak. Şimdi bak iyi çekiyor. Ben gidip elfeni çektim ya. Bu yüzden yani bak elfeni bırakıyorum. Yavaş yavaş gidiyor. Dur ben şöyle hafiften frenleyerek gideyim de. Tam şeye oturtayım arabaya. Tuttum lan. Vallahi tuttu. Şimdi sen burada dur. Arabada dur. İn lan arabadan. Ben şu diğer sinyale basayım. Toplamaya başlasın şu. Allah dur lan, hızlı dur. Lan yavaş gel, lan yavaş gel. Direksiyonu yamuk senin şimdi. Düşersin sen. Vallahi tam oturdu be. Heh. Şöyle viteste de bırakalım arabayı. Bak böyle yüklüyoruz, tamam mı? O burayı topluyor, bak şurada tutuyordu onu. Sürekli tutuyor. Güzel bir mod. Bunu keşfettiğimiz iyi oldu. Bunu da bana yorumlarda yazmıştın zaten. Buradan yorumda yazan arkadaşlar teşekkürler. Şunu şöyle kaldıralım. İkisini aynı anda bak. Hem kaldırıyor hem indiriyor. Bu da güzel oldu. Bu ilk en son zamanlarda gelmişti. Ama bayağı iyi oldu bak. Mis gibi oturttu arabayı. Bağlamaya gerek var mı ya? Bağlayak mı arabayı? Düşmesin sonra, dur. İki tane bağ atalım şuradan. Nereden atalım? Şuradan. Şöyle bağlayalım. Buradan da bağlayalım. Buradan da böyle bağlayalım. Hop arabayı şöyle. Oha, ne güzel pıstırdı lan. Gerçekten güzel olmadı mı? Araba böyle hafif de önü kalkık. Vay be. Önden şu tutuyor, arkadan onlar. Güzel. Böyle giderken ölmezsek iyi. Çünkü böyle bir yükte, ağırlıkta zor olacak gibi. Biraz hadi bakayım. Anam. Alışmışım buradan kapatıp burnumu çekmeye, kusura bakmayın. Artık kapatır şey yapar, sonra devam ederiz. Of, altın ne biçim sürtüyoruz. Lan tam indirmedik mi? Oo, bak bu biraz sıkıntı oldu. Bunun şeyi var mı acaba? Yokmuş. Keşke olsaydı. Biz buna nasıl gideceğiz lan bu yolu? Araba çok ağır oldu arkadaki. Eyvah. Düşünmediğimiz bir şey oldu tabi burada. Şaşırdık mı? Hayır. Dur lan, dur dur dur. Nereye gidiyorsun oğlum hemen ya? Çık yukarı. Çık 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 çık. Bakın ne oldu. Göstereyim size. Buradan çıkabilirsek hemen şöyle hızlıca. Lan dur bir dur. Nereden kaydın aşağıya? Oğlum nereden çıkacağız lan? Şöyle gelip burada uçalım. Ben şeyi bağlamıştım. Tam tekeri bağlamıştım. Rahat oldu. Rahat oldu ama teker kırılınca tabii o rahatlık pekti. Bir şeye yaramadı. Heh.
Şöyle arabayı bağlayalım şimdi. Bağlandım bilmiyorum. Şuradan bağlayalım arabayı, neyse. Arabayı nereden bağlasam elimde kalıyor. Şuradan şöyle bağlasak daha iyi oldu. Tam şafttan bağ. Eyvah, gene düştük lan. Ulan yukarı doğru lan. Ulan aşağı gidiyoruz. Bak oradayız. Şimdi şuraya ışın alalım. Ne değişik bir bölüm oldu ya. Ulan var ya, bir bölüm adam akıllı gitse şaşarım şu içerikte. Bu içerikler çok zor oluyor. Gerçekten zor oluyor benim için ya. Çekmesi olsun, uğraşması olsun. Bu yüzden bu tarz şeyleri fazla yapmıyordum ama ne yapayım, isteyen çok. İsteyen olunca da yapmak zorunda kalıyorsun. Bak şimdi burada ani bir hareketle direkt üstümüzdekini atabilir, devirebilir. Bizi de devirebilir tabi burada. Ya hiç sese bakmadım. İnşallah güzeldir ya. Dostlar ses nasıl, inşallah iyidir ya. Bak üstteki nasıl sallanıyor. Ben şunu yola geleyim de orada bir, şurada yola çıkarayım, orada bir bakayım, bir daha bağlayayım adam akıllı. Ha, harita nasıl? Harita güzel mi? Yeni harita. Bundan sonra bu tarz şeyleri yeni yeni haritalarda yapacağım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an doğru düşünüyorumdur. Yeni haritaları buralarda deneyeriz. Ah ne, tamam lan. Arkadaki şeyin üzerinde, lastiğin üzerine çıkmış araba. Bir sağa bir sola gidiyor ama düşmüyor bak. Frene basınca geri oturtuyor. Güzel. Devam ki. Ya da dur ya. Düşmesin şimdi. Düşerse sıkıntı. Bir düğüm de atalım orada adam akıllı. Nereye atalım? Seni tutup nereye atabiliriz? Seni şuraya bağlayayım, tamam mı? Seni de öbür tarafa bağlayayım. Zaten ortadaki tekerlek zaten Allah belasını vermiş. Heh, bak böyle daha iyi oldu. Keşke ilk de böyle bağlasaydım. Tam ortadan bağladığım için güzel duruyor. Şöyle gidelim. Giderken arada bir şöyle bakalım. Bu ne lan? Bu oyunun bütün şeyleri bozuldu bende bu arada. Haberiniz olsun yani. Nasıl diyeyim size? Eskiden nasıl diyeysem ki ya, değişik bir durum var şu anda. Gölgeler falan mesela bozuldu. Acayip FPS'im arttı. Bir şeyler oldu ama çözemedim. Ama şu göstergeler falan bozuldu. Eskiden çok net göstergeler vardı, artık yok. Birkaç şey bozuldu ama kendim bile çözemedim. Bir iki tane yeni mod indirdim. Onlar bir oyun bir şey yaptı yani. Anladınız siz onu. Ben söylemiyorum, siz anlayın onu. O modlar biraz içinden geçti mi desek, ne geçti. Şöyle. Aha. Ulan bizim şehrimiz orası mıydı lan? Değildir ya. Oğlum önümüzü görmüyoruz ki. Bak geri kafayı kaldırıyorum ya. Bu benim için bir uyum ya. Son zamanlarda sürekli bunu yapıyorum. Kafayı kaldırıp öne bakıyorum. Eyvah eyvah eyvah, aşağı uçacağız. Uçmadık uçmadık ama arkamızdaki uçar mı? Bu da uçmadı. Devam ki o zaman. Vallahi efsane tuttu ya. Bu haritada sollama kazaları yapılır mı? Yapılabilir aslında. Güzel bir harita. Yani yollar da şey. Lan niye vitesi çıkıyorsun ya? Zor mu kullanalım ilaki? Güzel bir harita. Buralarda bir şeyler yapılabilir bak. Virajlı falan. Gaza gelinmez ama. Hemen bir hatada seni uçurabilir. Dönelim. Aksi bitecek zamanı bulduk. Bağ evinde aksi bitmiş, arabayı çektik. Aslında off-road'da yolda kalması gerekiyordu bunun. Tam öyle bir plan düşündüm. Çünkü bir aksi sürekli bayağı uzun sürede onu yazıyordu yorumda. Onu yapamadım kankam, kusura bakma, bu sefer böyle idare et. Şöyle garaja geri geri yanaşalım. Orada bitirelim. Şöyle dur, nasıl yanaşacağız o? Şöyle. Of, kaldırımdan çıkmaya başladık. Helal olsun bize. Bize de bu yakışır zaten, kaldırımdan çıkmak. Şöyle git 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 git. Geri geri. Yanaşalım şuraya. Yalnız traktör yeni hali güzel değil mi ya? Aa bak bu traktörü, bir dakika şimdi. Tamam. An itibariyle videomuz bitti kankam, tamam. Bu serüven bitti. Size bir şey göstereceğim. Traktörü bir şöyle, ya hazır yenilenmişken traktörümüz, yani böyle bayağı güçlüyken, şu muydu? Buydu galiba ya.
Bakayım. Bak bak bak. Güce bak şimdi. Bu da değil lan. Vay arkadaş. Bunlar değil miydi ya? Bayağı hızlı gidiyordu da traktör. Şu anda gitmiyor. Neyse. Evet dostlar, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İnşallah beğenmişsinizdir. Sesimde bir sıkıntı yoktur. Ben elimden geldiğince videoda eğlenceli dakikalı çekmeye çalıştım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu tarz videonun devamlı gelmesi için yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Like'larınız benim için çok önemli. Like atarsanız da sevinirim. Şu an tam üstünde bir adet BeamEngine videosu ve sağ çaprazımda şurada da BeamEngine oynatma listesinden bütün BeamEngine'de izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.